İddia Totemi'nden mutlu günler değerli iddia severler. Osman İlal'la birlikte günün öne çıkan maçlarını sizler için değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Osman hoş geldin. Hoş bulduk İlker. Ne haber, nasılsın? İyiyim İlker, sen ne var ne yok? İyidir ben de. Perşembe günü biliyorsun UEFA Avrupa Ligi'nde çok önemli maçlar var. İki tane. Chelsea ile Frankfurt, Arsenal ile Valencia maçları var. İlk maçlarda Chelsea ile Frankfurt maçı 1-1 bitmişti. Evet. Valencia Arsenal maçında ise Arsenal 3-1 yenmişti. Şimdi rövanş mücadelesi var. Senin kuponu da ben baktım, beğendim. Reji istersen bir kuponu ekrana getirsin. Ona göre de senin kuponun üzerinden bir yorumlama yapalım. İlk maçın Chelsea-Frankfurt. Chelsea-Frankfurt maçı. Dediğin gibi ilk maç 1-1 berabere bitti. Avantajlı taraf Chelsea. Evinde büyük ihtimal galip gelecek, tur atlayacaktır diye düşünüyorum. Frankfurt bir sürpriz yapmazsa. Ama ben KG var tercihini burada ön plana çıkartmak istiyorum. İki takım da hani gol atabilen forvetlere sahip takımlar. Onun için KG var daha tercih edilebilir bir tercih olacak burada. Valencia Arsenal maçında Arsenal ilk maçı 3-1 kazandı. Yine burada avantajlı taraf gibi gözüküyor ama Valencia evinde 2-0'lık bir skorla da tur atlayabilir. Onun için Arsenal de bastıracaktır. Bunda da KG var, güzel bir tercih. Diğer iki maçımsa Libertadores kupasından. İlk maçım Palmeiras San Lorenzo. Biraz Güney Amerika Ligi biliyorsun biraz daha böyle golsüz maçlara yer alıyor. Yani atan kazanıyor öyle söyleyeyim. Öyle bir maçta Palmeiras San Lorenzo'da genelde San Lorenzo'nun son 10 maçı alt bitmiş. Evet. Palmeiras da güçlü rakiplere karşı zorlanıyor, gol atamıyor. Bu maçta büyük ihtimal 2.5-6-1.5 oranla güzel değerlendirilebilir. Diğer maçsa 465 oranlı Penarol Flamengo maçı. Bu maçta da Penarol'in 7 maçından 6'sı alt bitmiş. Flamengo da rakibine karşı zorlanıyor. Bu maçta 2.5-6 değerlendirilebilir. Güzel bir kupon çıkarttık 4 oranlı. İddia severler değerlendirebilir. Kuponuna ben de baktım. Ben de senin kuponunu beğendim açıkçası. Özellikle Avrupa Ligi maçlarındaki yorumların çok hoşuma gitti. Umarım iddia severler kazanır. Ben İnşallah. De kendi kuponuma geçmek istiyorum. Chelsea-Frankfurt maçına ben ilk yarı 1 oynadım. Chelsea ilk yarıdan fiş çeker diye düşünüyorum. 1.50 orandan güzel bir oran çünkü. Evet. Biliyorsun Chelsea bu sezon çok iyi bir sezon geçirmedi. Ama şimdi Tottenham'ın mağlubiyetiyle birlikte ligde 3. sıraya yer aldı Premier Lig'de. Yani kazanması gerekiyor. Avrupa Ligi'nde artık bir şeyler yapması lazım. Çünkü Aynen. Chelsea uzun zamandır Avrupa Ligi'nde bir sonuç, bir galibiyet veya bir kupa kazanamıyor. Yani bu anlamda Chelsea'nin Frankfurt'u yeneceğini düşünüyorum. Diğer maçımsa Valencia-Arsenal maçı. Şimdi şöyle bir şey var. İlk önce sonucu söyleyeyim. Valencia direkt 1 oynadım 1.70'den. Şöyle bir şey var. Arsenal ne kadar 3-1 de yense bu maçın sonucu belli olmaz. Çünkü baktığımız zaman Valencia ilk maçta öne geçen taraf oldu. Daha sonra Arsenal geldi. Valencia'yı yendi. Dün bakıyoruz Barcelona 4-0 yenildi. Evet. Yani hiçbir şey kesin diye bir şey yok futbolda. Kesin işte tur attı da kesinlik anlamında hiçbir şey yok. Bana göre Valencia Arsenal'i yenebilecek bir güçte. Çünkü İspanya Ligi'nde de çok iyi gidiyorlar. Biliyorsun Şampiyonlar Ligi'ne oynuyorlar. Evet. 1.70 orandan ben bir seçeneğini sundum. Seninle birlikte diğer maçımsa Palmeiras San Lorenzo maçı. Buna direkt bir oynadım ben 1.25'ten. Güzel bir oran garanti olsun diye. Yani iddia severler değerlendirebilir diye düşünüyorum. 3.18 toplam oranım. Sen benim kuponumu nasıl değerlendiriyorsun? Ya kuponun güzel aslında ama işte Valencia büyük ihtimal hani kazanır ama turu Arsenal atlar gibi geliyor bana. Çünkü Arsenal deplasmanda bir gol bulduğu takdirde evet. iyice avantajı eline alacaktır. Yani Valencia hem yemeyip hem atması lazım. Zorlu bir maç. Palmeiras maçı da o da zorlu maç. San Lorenzo güçlü bir rakip. Grupta da hemen 10 puanla Palmeiras'ın arkasında bulunuyor. Eğer Palmeiras'ı yenerse grup lideri evet. olacak. O maç da biraz zorlu maç ama Palmeiras evinde üstün gelecektir. Felipe Melo var. Onlara güveniyoruz. Bize güveniyoruz. Teşekkür ederim yorumun için. Değerli iddia severler, iddia toteminin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.